Maçı kazanmak için hafta içi hazırlanmıştık. Geçen hafta Kayseri'de iyi futbol, o kadar kaçırdığımız pozisyonlardan sonra bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. Maça da iyi başladık. Maç 0-0 iken ilk devre iki tane net pozisyonumuz vardı. Bir kere geldiler. Bunların, bu takımın kendi hocaları da söyledi zaten. Sadece yaptıkları hızlı hücumlarla, arkaya atılan toplarla sonuç almaktı. Bir gol öyle buldular. İkinci golü de karambolden. Bir tane oyuncu boştu. İkinci golü buldular. Ama biz ikinci yarıya devre arasında oyuncularımla yaptığımız toplantıda şunu konuştuk. Biz 2-0'dan bu maçı çevireceğimize hep beraber birbirimize konuşarak, inanarak söz verdik. Ben çok 2-0'dan geriye düşüp maçlar çevirdim antrenörlük hayatımda. 10 kişi kalarak da kaldığımız maçlarla da biz maçlar çevirdim. İkinci yarı belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadık. 6 tane %100 pozisyonumuz var. Direkten dönen, penaltı kaçan. Bir erken gol gelip golü bulabilseydik maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk. Olmadı. Belki de bu kadar bir maçta 6 tane, 7 tane net pozisyona girip bir tane atamıyorsak o zaman burada birazcık kendimize bakıp burada eleştirmemiz gerekiyor. Şimdi açık konuşmamız gerekirse taraftar haklıdır. Gol yediğiniz zaman ister ki taraftar kendi takımının gol atmasını, galip gelmesini ister. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yalnız şunu beklerdim, şunu isterdim ki bunu isterim ve istiyorum. Bir takım maç oynanırken, penaltı atarken veya oyuna bir oyuncunuz girerken taraftarlarımızın, bizim oyuncularımızın desteklemesini beklerim. Rizespor hepimiz bir tane. Olabilir. Buraya antrenörler gelir, gider. Bu sorun değil. Bugün sahada mücadele eden oyuncularımızı, taraftarlarımızın benden değil de takımı desteklemelerini beklerdim. Onun için bir gol atsak, bakın 5 tane %100 pozisyonumuz var. 2-0'dan 3-2, 4-2 maçı alsaydık ne olacaktı? Taraftarlarımız haklıdır. Onları bugün de üzdük. Biz daha çok üzgünüz. Onları üzdüğümüz için yani onlardan özür diliyoruz. Önümüzde 2 tane maç var. Bu maçları en iyi şekilde tekrar toparlanıp düzelmeye çalışacağız. Dediğim gibi bugün yani kazanmak için, oyunu çevirmek için çok uğraştık. Çok net pozisyonlar da bulduk. Olmadı. Sonuçta bu maçta böyle bitti. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür dileriz.